Merhabalar, ben Köfteyiz Köfte ve Kasanın 12. bölümüne hoş geldiniz. Şunları birazdan alırım. Biraz Nether Quartz falan, Nether Brick falan filan da topladım ve 14 Blaze Powder'ım var. Bu bana yeter. Diğer eşyalarım falan burada hep. Evet. Şimdi boiler yapacaktık. Solid Fueled Boiler. Brick. Ha, bu da anlamı clay pişirilecek. Olca. Enerji var mı? Var. Tamam. Ha, bu arada şu concrete'leri de neden yaptığımı göstereyim. Chisel. Asfalt. Evet. Gördüğünüz gibi asfalt yapıyoruz. Ve gördüğünüz gibi asfalt üzerinde bayağı hızlı hareket ediliyor. Bunu böyle döşeyeceğim biraz. Aralara falan. Şimdi kalsınlar. Gravel, sen de şuraya gel. Ve Nether yolculuğumuz sağ olsun. Yemeğimiz bayağı azaldı. Neyse, şurada var. 16. Bir tanesinden bir tane çıkıyor. Şimdi Fire Charger yapacağız. Toplam bunun için 3 tane kol, 3 tane charcoal, 3 tane gunpowder ve 3 tane blazer oldu lazım. Ha, blaze powder, pardon. Tamam, 3 tane gunpowder'ımız hazır. Blaze rod elde etmenin en mantıklı yollarından bir tanesi. Hadi göstereyim. Bu. Bekliyoruz tabi bunu. Bu makineleri yakında upgrade etsek çok güzel olacak. Blaze powder'larımız hazır. 3 tane de kömürümüzü alıp fire charger'larımızı yapalım. Dokuz adet furnace'ımız hazır. Ve geriye sadece brick'lerimiz kaldı. La 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 la. 4. Ve bu esnada size başka bir arkadaşı daha tanıtacağım. Şu arkadaş. Assembling Machine. Bu arada Alloy Smelter'ı tanıtmıştım. Assembling Machine ilginç bir şeydir. Şu arkadaşı craft etmek için buna ihtiyacım olacak. Drain nedir diye soracak olursanız birazdan tanıyacaksınız.
Şimdi bize şurada bir yerde Iron Bar olacaktı. Ama yok galiba. Var tamam. Hem de iki tane var. Tam iki tane. Keyless plate'imiz hazır. Senin yapımın ne kadar sürecek? 40 saniye. Başladı. Esnada sizler de gelin. Üç tane daha kaldı. Evet, bunları bekliyoruz. Drain'imiz o esnada hazır oldu bile. Ve ben bir şey daha yapacağım. Pipe. İyiymiş. Large iyidir. Evet. Çekiç. Wrench. Tamamdır. Ve drain'imiz de hazır. Evet. Drain'imizi alıp şuraya koyuyorum. Evet. Gördüğünüz gibi artık bu arkadaş Aqueous Accumulator'ın alternatifi. Ve bayağı güçlü bir alternatifi bu arada. Aqueous Accumulator neyin diye soracak olursanız hani eski oyuncular ne olduğunu çok iyi hatırlar. Thermal Expansion'da falan oynamış oyuncular daha doğrusu. Şu an elimizde Thermal Expansion'ımız yok. Ama elimizde daha iyisi olan Drain'imiz var. Neden daha iyi olduğunu öğreneceksiniz. Evet. Ve yatalım bir. Voila. Aha, Enderman. Enderman neredesin? Ah, kaçtılar. Bundan nefret ediyorum. Kurt adamlara asla acımayın. İnsanken öldürün ki başınıza bela açmasın ve golemden uzak durun. Ve slime'lara da acımayın. Tamam, bu verimli bir slime'dı. Ve akreplere de acımayın. Zehirle yavrucuğum, zehirle. Evet. Unutmadan steel plate'lerimi de almayı unuttum. Ve videonun ortasında gıcık tutması en nefret ettiğim şeylerden biri. Şimdi Steam Boiler'ımı nereye kuracağım?
Şuraya kuracağım. Ya da buraya değil. Evet, buraya. Steam boilerımızı korduk. Bunlara gerek yok. Buna da gerek yok. Nasıl? Şuraya da gerek yok. Şuradan yapabilirim. Hatta çok daha rahat olur. İlk olarak drain'imizi bu yöne doğru çevirmiştik. Doğru. Yönünü çevirmenin bir yolu yok sanırsam. O zaman ne yapıyoruz? Eski tas, eski hamam. Evet, drain'imiz burada. Ve şurada fazlalıklarımızı eve bırakıp ufak bir arkadaşımızı alacağız. Yanlış yer. At Armut da buraya gitsin. Şimdi siz de buraya gidin. Ve kovamız. Neden bir tane kova aldım? Evet ve ikinci kovamla da geri dönüyorum. Gördüğünüz gibi bu otomatik olarak içine çekti. Şimdi şu arkadaşı inşa etmeye başladım. Ve bir fazla yaptım. Sağlık olsun. Gördüğünüz gibi içi suyla dolmaya başlıyor. Bu arkadaş sınırsız su kaynağımız. Baya mis bir sınırsız su kaynağı. Ve bunu çok daha güçlü hale getirebilirsiniz. Bu basit bir versiyon. Steam boilerımız kısmen hazır. Şimdi biz yokken ağaç tarlamız neler yapmış ona bakalım. Yakıtın yok, değil mi? Şuralarda livler eksik kaldığına göre bakalım nerede takıldı bu. Neticede yakıt dolumunu otomatikleştirmedik. Dolayısıyla da... Ah, tam buradaymış. Aa, yakıt bitmemiş daha. Güzel. Çalış çalış. Storage yetmiyor olabilir gerçi. Çalış evladım.
Şimdi bu arkadaşı kullanmak için birkaç bir şeye daha ihtiyacım var. İlk olarak Steam Oven. Steam Oven. 2x2x2'lik bir multiblock kendisi. Yani bunun anlamı ne? Dört. Yok, 8 blok. Evet. Skype'tan dürtülüyorum. Ama sağlık olsun. Evet, Steam Oven'ımız hazır. Steam Oven nedir diye soracak olursanız, Steam ile çalışan bir fırın. Basitçe. Ve onu da buraya koyuyorum. Gördüğünüz gibi oluştu. Ama şu an bunun içinde Steam olmadığı için tabii ki de çalışmıyor. Ve Kalimera ile Engin köfte standa gevezeliğe giriyor. Evet. Ve ayı. Steam Oven'ımızı da yaptığımıza göre bir de Rock Crusher. Rock Crusher için bundan 3 set lazım, yani 3 tane steel block lazım. Bunun anlamı steel. Stone'umuz bitiyor bu şekilde. Ha, daha varmış da. Wood bitti bu sefer de. Evet, şunları direkt çevirelim artık. Tamamdır. 12 adet pisonumuz da hazır. Ve son steel bloğumuzu da bekliyoruz. Bunun yanında bir de diamond lazım. Burada diamond vardı gerçi. Evet, var. ...12 adet gece. İlk steam boilerımız bu arada maden işlemek için, ikinci steam boilerımız ise ah, kaçma. Endermenlerin bu kaçma huyundan nefret ediyorum. Adam gibi savaşın da. Neyse. Ay, Enderman, neredesin? Senin Ender Pearl'üne ihtiyacım var.
Neyse. Rock Crusher'ımızda şimdilik burada paşalar gibi otursun. Ya da burada değil. Evet, burada değil. Şurada paşalar gibi otursun. Bu Macerator'ın Railcraft versiyonu diyebiliriz kendisine. Şimdi bize bunları oraya aktaracak bir sistem lazım ancak şunları oraya aktaracak bir sistem lazım. Şimdi bunu elle yapacağım. Fakat yakında bunları profesyonel yollarla halledeceğiz. Nasıl? Ve engine. Industrial Steam. Hızları birazdan yaparım. Hatta şimdi yapayım. Industrial Steam Engine. Gerekenler. Üşendim. Birazdan yaparım. Steam Oven'ımızı şu şekilde yerleştirelim. Ve chest'ten şuradan o akıllıklarımızı alalım. Şimdi siz de şuraya gidin. Sen de git. Sen de gel. Sen de git, sen de git. Siz de gelin. Voilà. Şu arkadaşı da birazdan çalıştıracağız. Üst kat bu arada motor odası olacak. Alt kat ise normal dolu. Bu arada bu Steam Oven'ın avantajı şurada aynı anda 9 farklı item'ı aynı anda. Tüm güzellik burada. Ve şu üst dekorasyonda işi yapıp bu bölümü bitirebilirim şimdi. Sabinde kalsın. Elmalarda kalsın. Evet. Bize biraz Abyssal Stone lazım. Ha, Abyssal Stone nerede bulunuyor diye soracak olursanız Ocean Biome'da biraz alt seviyelerde bulunuyor. Ve Abyssal Stone'umuz yok. O zaman Carpenter's Block'tan birkaç bir şey bakacağız. Tamam, sen güzelsin. Sen de güzelsin. Gel. Siz de gelin. Benim desterem nerede? Buradaymış. Geldiler. Bu
Bu tabii ki de yetmeyecek bir sayı, o yüzden bodoslama. Carpenter fensleri yardırıyorum. Yanlış fens. O zaman sizleri de şurada enerji için kullanırız. Tamamdır. Bir şey daha yapmayı unuttum. Bunu da şöyle halledelim. Neyse, burada bir crafting table'a ihtiyacım olacak her halükarda. Sen kırıl. Aslında burada ilginç bir fantezi yapabilirim. Bunların ilginç bir özelliğini gösterebilirim size. Kendi başlarında durabiliyorlar. Evet, bu bence gayet daha güzel oldu. Aslında değil. Buraya koymayacağım. Çünkü orayla ilgili daha güzel planlarım var. Ve seni başlatabiliriz. Başlangıcı Coke Oven'la yapıyorum. Ama bir Steam Oven yeter. Yetmezse sıkıntı olacak benim açımdan. Bu bir test. Dereceye geldiğinde steam üretmeye başlayacak bu. O zamandan itibaren kendisi burada çalışmaya başlayacak. Basalt break. Ve unutmadan Carpenter's Hatch. Balda. Öyle güneş batıyor. En büyük problemim. Batan güneş. Ne haber Pito? Pito'nun da Django. Ben adınla hitap edemeyecektim sana.
Evet. Bunların bir güzellik, güzel yanı. Yalnız şimdi düşündüm de. Fenslerle güzel gitmeyecek. Çünkü burası full fence olacak ve unutmadan fenslerin bir özelliği. Böyle olacaksın. Tamam. Birbirlerini taklit edebiliyorlar. Kısacası bir taneye şekil vermeniz yeterli. Geri kalanları diğerinin şeklini alacaktır zaten. Tabii ki de ben bölüm arası burayı şekillendirip Industrial Steam Engine'lerimi koyup şu merdivene daha iyi bir yer bulacağım. Muhtemelen buldum bile. İzlediğiniz için teşekkürler. Köftesi köftenin günler. İyi eğlenceler.